Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Bu hafta epey zor geçti. Bakalım son durum nedir? Ucuz hisseler yine. Aylıkta bakıyorum ilk önce. Aylıkta RSI kaç yapmışım? 47'de 10 tane çıkmış. Garanti, Akbank, Yupraş, İşçi TR, YKBNK, BakBN, Halk. O her zamanki gibi listede zaten. Tekfen, Akış, İHEVA. Zaten çoğu banka çıktı. Geçen hafta da çıkmıştı. Şu Garan'a bir bakalım. Tabii günlük grafikte bakıyoruz. Garan'da yine 6,5 seviyelerinde. Burada biraz sağlam destek diyebiliriz. 1, 2, 3. 3 kere buradan dönmüş. Şu anda 6,88. Epey düşmüş. Başka banka olarak bir de YKBNK, Yapı Kredi var. O da yine daha önce 2 lira seviyelerinden dönmüş. Burada 2,10'lardan döndüğü bir yer var. Ama daha önce 1,80'lere kadar da düşmüş şuralarda. Bu şekilde durumu. Başka banka olarak bakabileceğim bir şey yok. Tüpraş'a bir bakalım. Tüpraş hemen toparlamış. Düşüş trendi devam ediyor Tüpraş'ta indikatöre göre. Tepki alamamı bilmiyorum ama. Burada 75'lerden dönmüş daha önce. Bir de 67'lere kadar düşmüş. Şimdi 83'ten dönmüş. Bu destekler direnç olmuş arkadaşlar. Ve bakalım. Silebilirim. 96-35 en son desteği bu sefer direnç olmuş. İndikatöre göre ise bir 101'in üstüne atması lazım. Yükseliş yani trendin yukarı dönmesi için. Durum bu. Daha önce 155'leri gördü Tüpraş. Yüzde kaç değer kaybı var onu da söyleyeyim. %40 değer kaybı var Tüpraş'ta. Tekfen, Akış, Heva'ya bakmak istemiyorum aslında da. F10'a bakmayacağım. Geçen haftaki videoda da çıkmıştı. Çok çıktı. Haftalardır çıkıyor. Güzel yerden dönmüş Tekfen. Daha önceki desteklerinden. Şurada bir 11,5'a da daha önce düşmüş ama 13-12,5 arasındaki destekten tam da nokta atışı dönmüş. Ama tabii ki düşüş trende göre, indikatöre göre düşüş trendi devam ediyor. 16,5'ların üstü lazım diyor. Yukarı döndüğünü söylemek için. Bunda da ne kadar bir değer kaybı var? Daha önce 27'leri görmüş. Bunda da %45'lik bir değer kaybı var arkadaşlar. Akışa bakalım. Ses geliyor mu? Geliyor. Akış geçen haftakinde çıkmış mıydı? Hatırlayamadım ya. Sanki gelmişti bu. Bakalım buna da. Galiba bir bedelli. Bedelsiz bir şey olmuş. Bir bölüm mü olmuş? Şu çizimleri kaldırayım. Arkadaşlar. Düşüş trendi devam ediyor. Daha önce şurada 1,95'ten dönmüş ama orayı kırdığı için biraz sıkıntılı olabilir. 2,25'in üstü güvenli bölge yukarı atarsa. Daha önce bir de 1,34'lere kadar düşmüş. Oralarda daha sağlam destekleri var ama burayı bakalım. Buradan dönecek mi dönmeyecek mi? Altına sarkıtmışlar ama. Biraz garip. Heva'ya da hadi hızlıca bir bakayım. Evet şu destekleri hatırlamıyorum nasıl dedim sağlam mı dedim sağlam değil mi ama bunları bile kırdı. 1,53'ü bile kırmış. Şuraya çizgi atayım. Tabi çok anormal bir düşüş olduğu için. Hiçbir şey yok. Burası. 1,30'dan dönmüş arkadaşlar. 1,30'da evet burada nokta atışı bir dönüş olmuş. Daha önce döndüğü yere. Yani teknik analiz burada yanılmamış da alttaki desteği çizmemişim. 3 tane yeter demişim. Ama en alttan dönmüş. Durum bu. 1,62'nin üstüne geçerse bu da biraz daha olumlu oluyor arkadaşlar. Şöyle direnç yapayım bunları da. Böyle kalsın. Haftalıkta devam edeyim. Durum nedir? Bu arada İHEVA'da
Ne kadar değer kaybı varmış onu da bakalım. Çok değer kaybı var diye biliyorum Heva'da. %65 arkadaşlar. Daha önce 4.15'i görmüş Heva. Bakalım haftalıkta bayağı bir 113 tane çıktı. Bu şeyi bir küçültelim bakalım. 40 35'e bir inersek kaç tane çıkıyor? 11 tane çıktı. 34 7 tane 34'te bakalım. Fazla uzamasın video. Aselsan var. Şuradaki desteği kırmış. Ama burası. Desteğin üstüne geri atmış. Buradaki kaçtı o? 14.23'ü kırmış. 13.68'e kadar düşmüş. Sonra yukarı atmış. Bunları geçelim. Aselsan da listeye girmiş. Daha önce kaçı görmüş? Tabi bölündü falan da 47 falan da orası işte de 23 oldu 23.5. Oraya göre baktığımızda %37 aşağısında oranın. Oraya gelmesi için de bayağı bir değer kazanması lazım galiba. %60 falan değer kazanması lazım. Durum bu. Aselsan'da da. Başka ne varmış bakalım. Tukaş yine çıkmıştı. Geçen haftada. Arkadaşlar. Bu da destekleri kırmış. 6 kaça gelmiş? 6.77'ye kadar düşmüş ama şu anda 7.73 desteklerin üstüne atmış. Tukaş'ta da değer kaybı. %50 civarında, 55 civarında bir değer kaybı var. Akış yine. Format yine girmiş. Geçen hafta da vardı galiba. Evet bu nokta atışı dönmüş. 2.72'den dönmüş arkadaşlar. Ama şurası direnç. Tabii bunun da 3.5'un üstüne atması lazım. Yukarı dönüyor dememiz için. Buna kadar değer kaybetmiş. %65 formatte. Durum bu. Günlükte bakalım bir de. Günlük. Haydi bakalım. Kaç tane çıkacak? 30 tane çıkar mı? 54. Vay be 30'un altında hala var demek ki. Bakalım 30. 30'un altında 27 tane var. 25. 2 tane. 26. 28. Biraz çok bakalım hadi. 28'de de çok var ya. Ama bakayım hadi 28 hızlı hızlı. 14 tane çıktı. Koç Holding var. Aselsan'a baktık. Garanti, Akbank. Bunlar günlükte de düşmüş baya. Koç Holding düşüş trendi devam ediyor. Bayağıdır da yükselmiş. Durumu bu. Çok üstünde durmayacağım Koç Holding'in. Biraz yani düzensiz bir grafik. Aselsan'a baktık. Garanti, Akbank. Türk Telekom listeye girmiş günlükte. Arkadaşlar daha önce 6.25. Yani orada tam tutturamamış ama altına sarkmış yine. Ama yakınından dönmüş. 6.32. Kaçtan dönmüş? 6.22'den dönmüş. Daha altında da yerler var tabi. Mesela 5.30, 35 var. Çok hızlı düştüğü için yani trendin yukarı dönmesi için 7.60 diyor ama işte orası da çok yukarıda. Durum bu. Güzel yerden dönmüş şey olarak kritikanız olarak en azından çalışmış şuradaki yer. Daha önce kaçı görmüş? 9'u görmüş. Yeni düşmüş ama. %23 bir değer kaybı var. %34 değer kazanması lazım eski yere gelmesi için. Durum bu. Telekom'da. İşçiTR'ye yine aynı şeyler. Sahol girmiş. Holdingler girmiş. Listeye. Evet bu da desteğe yakın 7.85'lerde bir destek varmış. 8.10'lardan dönmüş. Durum bu. Bunda da ne kadar değer kaybetmiş ona bakalım. %27 değer kaybetmiş. Emlak konut girmiş. 1.85'lerde.
Daha önce 1.66'larda çok oyalandı 1.70'lerde. Evet, yine aynı yerden dönmüş. Şurası özellikle fark ettiyseniz şurası var ya. Tam oradan dönmüş. Böyle çizgi atsam gelecek muhtemelen. Şuradaki. Güzel çalışmış. Şurada sarkıtmışlardı. Bu sefer sarkmamış. 2.66'ları görmüş arkadaşlar. %32 değer kaybetmiş. Oraya gelmesi için %50 değer kazanması lazım. SGKB var. Bu da bayağı düşmüş. Sağlam düşüş. %49. %93 değer kazanması lazım da yeni düştüğü için burada bir toplanıyor mu dedik ama sonra oradan da hop aşağı. Galiba bunda iş görülmüş şu çıkıştan sonra. Uzun süre yukarı çıkmayabilir. Merko'da, İzmir Demir Çelik'te, Red Hat'ta bu durumlar var. Aklıma gelenler bunlar, benziyor çünkü bu tarz. Sonuçta şöyle bir söylenti var. Bunu herkes de bilir zaten. Bir grafik gördüğü yere eninde sonunda gelir. Önemli olan ne kadar sürede geldi şimdi. Bazen aylar sürüyor, bazen yıllar sürüyor. Ben 10 yıl gördüğü tepeyi görmeyen hisseler gördüm. Ama bunlar da öyle olur mu bilmiyorum. Sonuçta çok dandik hisseler değil yani. Akış yine çıkmış. Dagi girmiş listeye. Dagi'de de güzel bir dönüş olmuş. Yine altına sarkıtmışlar ama 2.31'den. Dagi'de ne kadar değer kaybı var? Dagi'de de bayağı değer kaybı var bu arada arkadaşlar. %63 değer kaybı. Yani eski zirvesine gelmesi için %176, neredeyse 3 kat yükselmesi lazım. En sonunda da Atlas var arkadaşlar. Bu da Dagil Atlas girmişti listeye galiba. Destek bunda tutmamış. Desteğin altında 1.25'ten dönmüş arkadaşlar. Dagi de bu düşüye dayanamamış. Şey, Atlas Dagi nereden çıktı? Atlas ne kadar değer kaybetmiş tepeden? Geçen hafta girmişti galiba listeye bu. %37, hatta şuradan almıştım. Buradan da %31. Eski zirvesine gelmesi için de %60 değer kazanması lazım Atlas'ın. Bu da yeni düştüğü için bilmiyorum. Trend düşüş devam ediyor. Bu da indikatöre göre 1.55'in üstüne atarsa yukarı döner diyor. Durum bu arkadaşlar. Başka bir şey kaldı mı? Kalmadı. Bu hafta da bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun açıklamalar kısmında sosyal medya hesaplarım var. Facebook grubuna beklerim. Onun da linki. Videonun açıklamalar kısmında 6.000 üyeye yaklaştık. Görüşürüz arkadaşlar. Herkese bol kazançlar.